Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Dersimizin mevzusunu belirleyen Diyanet İşleri Başkanı. Senin dikkatini de dağılmasın. Yok. İlk gelen istediği yere oturma hakkına sahip ama sonra gider rahatsız edecek sizi. İsterseniz ona doğru gelin. Çünkü sizi rahatsız edecekler. Mevzumuz çok önemli ha. Şimdi hemen şeyini belirteyim, bu konunun mevzusu. Allah razı olsun. Burada teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Görmez. Avrupa Birliği başkenti Strasbourg'da Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Avrupa'ya orada sağladı. Diyanet İşleri kendi başına olsaydı o kadar sağlayamazdı. Sağ olsun, ondan dolayı teşekkür ediyorum. Bütün dini cemaatleri ilk defa tarihte Diyanet bünyesine aldı, onayladı ve sahneye tek tek onlara dayandığını, onların gayretiyle ben burada olduğumu diye ifade etti ve tek tek orada ifade etti. Tabanım dini cemaatler diye gösterdi. Yani dini faaliyet eden, Avrupa'da faaliyet eden, daha çok gözüken böyle her cemaattan ama bir temsilci çağırdılar. Ben de şaşırdım zaten. Nur cemaati içinde bu kadar gruplar varken koca bir devletin küçük bir adası kadar bir yapısı olan Zeytinburnu'nu niye çağırdı diye sordum. Ateşe'ye sordum, Ateşe'ye. Onu dememden de kurtulamayacağım. Yani malum kafanızda bütün kardeşlerimiz var. Ama beni niye çağırdı? Yani burayı niye çağırdılar diye merak ettim. Ateşe'ye sordum. Ateşe dedi ki, oranın ateşesi. Hocam dedi. Biz dedi, din ateşesiz ama net görmek istiyoruz. Böyle evirip, kıvırıp, çevirip, kıvıranı pek hoşlan. Ona pek güvenimiz olmaz. Sen evirip kıvırıp çevirmiyorsun. Net budur. Dediğin için seni Nur Cemaati adına seni çağırdı. Resmi bu çağrı. Ateşiyle ben hususi konuştum. Kağıtta bu yazmıyor. Yani çağırabilirdiniz. Evirip çevirip kıvırmıyorsun. Net budur. Hala her şeyin açığa çıktığı halde gene evirip kıvırıp çeviriyorlar. Ya kader inkar edene ehli kıble diyor adam. Ya bu adam kafir değilse kafir kimdir diye soruyorum ben de. Kafir kimdir? İman esasını inkar eden kafir olmuyorsa kafir nedir ya? Ha, Allah'ı inkar etmesi lazım kafir. Kader inkar eden kafir olmuyor mu? Meleklerin inkar eden kafir olmuyor mu? Bu... Şimdi orada bir konuşma oldu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuyu belirledi. Yani hem oralardan arka kardeşlerimize dedi. Hocam zamanın olursa dedi Diyanet İşleri Strasbourg'da çaya davet ederim dedi. Eğildi. Kardeşlerin selam söyle. Yani yoğun abi. Yani size selam söyledi kısacası. Tanışıyorduk daha önce de ama böyle şey oldu, resmi oldu. Şimdi bu konuyu niye o belirledi? Orada Peygamber aleyhissalatü vesselam konusu vardı. Ama çok nakıstı tabii. Ne yapsın ortam o. 14 bin kişilik bir kapalı türbünde. Nişanlıdakiler hariç. Böyle bir stadyumda oldu. İşte ben de bizim arkadaşlar da dedi. Ya Muhammed aleyhissalatü vesselamın hakikatinden, mahiyetinden, şahsiyetinden şöyle bir girelim dedik. Kimmiş falan diye bir bakalım. Bu peygamber zahirde insan gibi gözüküyor. Ve insan ya.
Ne demek insan gibi gözüküyor? Sana, sen kimsen? Vücut giydirildi. Sen kimsin bak? Bu konumuz o değil ama. Sana vücut giydirildi. Sana hayat giydirildi. Sana insanlık verildi. Sana. Sana İslamiyet'le iman verildi. Sana marifet ve muhabbet verildi. Sen kimsin? Sana insaniyet verilmiş. Sen kimsin? Sana insaniyet verilmiş. Sen insan değilsin. İnsaniyet gömlek bana verilmiş. Gömleği giydim. Atlet giydim, gömlek giydim, kazak giydim, ceket giydim, palto giydim, şemsiyeyi de taktım. Ben kimim ben başka bir şey? Sen kimsin? Eğer bunu, bu dersleri böyle yorumlamasak, kapıdasın, soğuğu da alırsın, güneşi de alırsın, rüzgarı da alırsın. Dışarıda olursan kadındır, erkektir, ölüyor, ölmeyecek, canım sıkıldı, moralim bozuk oldu, iflas ettim, para yok, para çekiştiremedim. Çocuk şöyle dedi, dışarıda olanların özelliği budur. Gireceksin içeriye, psikoloji. Psikolojinin sepsinde ne psikolojisi orada? Orada kimse yok. Ne psikolojisi? Beden hayatını yaşarsan, bak psikolojiden kurtulursan miskolojiye geçeceksin. O girecek. Tişkoloji gelecek başına. Yani bitmez. Beden hayatı boşuna mı büyükler hep böyle içeriye kaçmak istemişler? Enfuse geçemedikçe geçemezsen şundan kurtuldun. Ötekisine girdin. Çünkü bir şeyin bitimi ötekisinin başlangıcıdır. İmtihan biteceğini zannediyorsun. Parayla imtihan olmuyorsan hastalıkla imtihan olacaksın. Çocuk var imtihan, çocuk yok imtihan. Psikolojiyle değil, bu sefer babayla imtihan olursun. Şeyin kendini... Bunda imtihan olacak. Abi kendimle meşgulüm psikolojik. Ama bu sefer kızla imtihan olacak, intihar çıktı. Durmaz bu ya. Çaresine fırtınalardan kurtulmak istiyorsan gölgeliğe gir. Gir içeriye. Dışarıdan, içeriden bak dışarıya. İçeride fırtına yok kardeş. Ne gitti, geldi, oldu, olmadı, öldüm, ölmedi. Ölüm meseleleri vücut yaşayanlardadır. Paradır, zengindir, desinler, mesinler, bu hayatı yaşayanlar. Zahiri ilimlerle meşgul olanlar, insanlığı yaşayanlar. Marifet ve muhabbeti, böyle İslam'ın imanı verilmiş, hepimizin ortak özelliği. Marifet ve muhabbet, enfusi yaşayanlar. İçeriye geçti mi, orada ölüm yok. Orada gitti geldi yok. Tamam mı? İman gaybadır. Şu da geçici, iman da olmuyor. Ahirete iman, ahirete geçenlerde yoktur. Burada olanlara vardır. Abi kocaman gemiler denizin üzerinde dalgalanıp duruyor. Küçücük balıklar içeride hiç etkilenmeden yüzüyorlar değil mi? Aynen. Güzel dedi ha. Bazen kafası çalışıyor ha. Bazen buraları karıştırıyor ama bazen de güzel söylüyor. Dışarıda diyor gemiler, koca şilep gemiler alabora ediyor, darmadağın ediyor diyor. Doğru söylüyor, tebrik ederim. İçeride bu kadar balık umurunda değil. İçeride olduğu için. Doğru söylüyor. Peygamberimize bir bakalım kimmiş. Onun şahsında bir girelim içeriye. Ha şeyi indirmedim. Masada enfusi lügat var, anahtar şeyde, kapının altındaki. O lügatı göreceksin. Hem enfusi lügat hem izatını göreceksin. Birinci işaret, 621. Gerçi bir 10 dakika konuşma yaptık gibi ama aslında böyle enfusi tefekkürlerdir yani. Arkadaşlar böyle basit basit şeylerle böyle bulandırmayın şu dünyanın kıymetini. Bu hayatın kıymetini bilin. Buraya gelebilmek için peygamber olmak gerekiyordu. Adem geldi. Ey Adem'in oğulları, sirayet ediyor size. Adem'in sıfatı. Buraya gelmek için Adem gerekiyor. Ya ey Adem'in oğulları. Buraya öyle bir hakikat ki burası. Hakikat itibariyle cennet dünyadan üstündür. Mahiyet itibariyle dünya cennetten üstündür. Adem Aleyhisselam'ın diyor cennetten ihracı kovulması değil. Şöyle bir misal vereyim. Siz mi hakim? Allah mı hakim? Adem Aleyhisselam karşı daldanmış.
şeytan aldatmış. Mahkeme kuruyor. Birisi aldanmış, birisi aldatmış. Ceza aynı olur mu? Sizi soruyorum. Ha? Olmaz. Ceza aynı ama. İkiniz de yere inin dedi. Ceza aynı. Ne oldu bir sana? Yani eşit mi suç yaptılar? Adem'le şeytan eşit mi? Hayır. Birisi tavzif, birisi ceza. Biz mesela bir içeriye girdiğimiz zaman merak etme bu akşam burada kalacaksın. Seni Sinop'a gönderecekler demişlerdi bana. Şimdi Sinop'a vali de tayin ediliyor. Sinop'a ağır ceza belden aşağı sular altında. Öyle en ağırdı bizim dönemimizde. Belden aşağı su. Şimdi ikisi de Sinop. İkisi de dünya. Anladık mı abi? Sinop. Alo alo burası Sinop. Ama birisi tavzif, birisi ceza. Adem Aleyhisselam memuriyet için gönderilmiş. Nereye? Buraya. Buraya ne yapacak ya? Orada yapsa, onun yapacağı burada olmuyor. Onun burada yapacağı orada olmuyor. Nedir o? Üç tane şey yapacak. Mektubatım olsaydı, orada var. Var abi. Hemen kafanı çakaldı. Delikanlı. Ha, tak 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 çat 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 çat. Hemen sana yok mu? Yok abi. Yok oradan ver. Bak üç tane vazifesi var. Bir, ben hemen şeyin Türkçesini söyleyeyim. Maneviyat. İki, istidat. Üç, Esma'ya cami aynedarlık. İçin gelmiş. Oo, bu kitap değişmiş. 12. Sayfa 12. mektuptu. Fakat, ha? Sayfa aynı. Tamam. İyi, iyi. Tamam, hadi bakalım. Acayip bir şey. Bu sayfalar bana şey geliyor. Bir, hikmeti tavziftir. Öyle bir vazifeyle memur edilerek gönderilmiştir ki, memurmuş. Ötekisi, ceza Sinop'a. Bir, terakkiyat-ı manevi beşeriye. Koy tencereye. Terakkiyat-ı manevi beşeriye. Beşeri manevi terakkisi. Burada oluyormuş. Orada yok. İki, bütün istidadat-ı beşeriyenin inkişafı ve inbisatı. Burada. İstidadat-ı beşeriyenin inkişafı ve inbisatı. Burada. Üç, mahiyet-i insaniyenin bütün esma-i ilahiye bir ayna-i cami olması. O vazifenin netaycinden. Esma'ya en cami ayna. Abi, cennet. Cennet Esma'nın perdesiz tecellisi yeri değil mi? Evet. Ama en cami diyor. Orada Esma-i Hüsna tecelli ediyor cennette. Kainatta Allah'ın sıfatları var, esması var, zatı yok. Zatı tecelli etmez. Zatı nerede tecelli eder? İnsanda. Ben sığmadım kainata, yaratılan her şeye, cennet de dahil. Sığmadım zat itibariyle. Sığdım beni seven müminin kalbine. İnsanda mekansız mekan, zamansız zamansız bir tarafı var. O işte o Allah ismi, Rahman ve Rahim'in dışında Allah ismi insanın zatında en cami gözükebiliyor. Peki bütün esmanın perdesiz tecelli ettiği cennette zata işaret eden Ehad, Samet, Allah isimleri gözükebilir mi? Gözükemez orada. Ancak bu üç sıfattan sonra gözükür. O da nerede? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun, orada denilebilir. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. Orada denilebilir cennette. Maliki yevmiddin. Din günü, ahiretin sahibidir. Orada denilir. İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn. Orada denilemez, burada denilir. Burada müşahadetullah var, orada rüyetullah var. Burada rıza ilahi var. Orada yok. Rıza ilahi. Rıza ile bana bütün rıza ile gösteriliyor. Ben ne yaptım ki diyor bana bu kadar kader müsaade etti, zalimin eliyle beni tokatlıyor diyor Bediüzzaman. Kader diyor ki sakın ha. Hizmet imaniye Kur'aniyenin manevi terakkiyatına ve cennete girmene vasıta, azaptan ve cehennemden kurtulmaya vasıta vesile yapmayasın. Ne kaldı ya? Herkese meşru olan, helal olan bir şey
manevi terakkiyatına, cennete girmene vasıta yapmayız. Cehennemden ve azaplardan kurtulmaya vasıta vesile yapma. Niçin o zaman yaşıyoruz ki? Bana bütün Risale-i gösteriliyor orada. Hep kitaptan naklediyor. Tamam mı? Sevgili arkadaşlar. Şimdi bilerek yaşadın mı? Keyif orada. Küçük dayı olsan balık ol ya. Birinci işaret. Bu kainat sahibinin bizi muhatap almış. Şu krallığa bak ya. Cehennem bile olsa Allah'a muhatap olmak yetiyor ya. Kral. Bu kainat sahibinin bazen böyle sekir halinde kullandığım tabirleri şahsıma verin. Kusura da bakmayın böyle. Bazen meczupluk halimiz oluyor. Bu kainat sahibinin tezahür-ü rububiyetine, paragraf okuyayım, sermedi uluhiyetine, nihayetsiz ihsanatına külli bir ubudiyet ve tanıtılmakla mukabele eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Şuraya bakın. Metni okuyacağım, sureyi seçeceğim. Bu kainat sahibinin tezahür-ü rububiyetine, sermedi uluhiyetine, nihayetsiz ihsanatına külli bir ubudiyet ve tanıttırmakla mukabele eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kainatta güneş lüzumu gibi elzemdir ki Nevi Beşer'in Ustad-ı Ekber'i ve Büyük Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam ve Fahr-ı Alem ve Levlake Levlak Lema Halaktul Eflak hitabına mazhar ve hakikat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hem sebebi hilkat alem, hem neticesi ve en mükemmel meyvesi olduğu gibi bu kainatın hakiki kemalatı sermedi cemali zülcelalin baki ayneleri ve hakiki kemalatı sermedi cemili zülcelalin baki ayneleri ve sıfatlarının cilveleri, hikmetli efalinin vazifedar eserleri. Beni takip ediyor musunuz? O zaman dikkat edin. Sizin beni takip ettiğinizi bilirseniz ben biraz da dikkatli okurum. Allah da bizi takip ediyorsa cemiyette gözüme biraz hakim olmam lazım. Ve çok manidar mektupları olması, şu cümleye bak, şuna bakın. Baki bir alemi taşıması buraya. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam baki bir alemi buraya taşıması, bütün zişurların muştak oldukları bir dar-ı saadet ve ahireti netice vermesi gibi hakikatları hakikat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Risalet-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam ile tahakkuk ettiğinden ben bu tabirleri izah edeceğim. Abi göremiyoruz. Sayfa. Göremiyorsunuz. Göremedin, göremiyorsanız göremiyorsunuz demektir. Bir teneffüs ettireyim. Aristo'ya demiş ki talebesi, efendim demiş, bekar. Ya dedi, bekar kalırsan bu felsefe öğrenirken işte şöyle sıkıntılar olur, böyle olur. Tabii doğru söylüyorsun demiş, evlen. Ama evlenirsem de bu derse de mahrum olur da buraya zihnimi veremem. Doğru söylüyorsun demiş, evlenme. Ama evlenmesem böyle, ne soruyorsan cevap veriyor. Kastettiğine değil, sorduğuna cevap verir. Kur'an ise bazen kastettiğine, bazen de sorduğuna cevap veriyor. Ama çoğunlukla ikisini birden veriyor. Hangisi işine geliyorsa al diyor. Göremiyorsanız, göremiyorsunuzdur. Bir tanesi ne dedi bana? Abi, ne demişti bana? Nurcuyken sizde ne değişti? Yok. Evleneyim mi diyor size? Evleneyim mi diye sordu. Ben ne dedim? Evleneceksen, evlen. Evlenmeyeceksen, evlenme. Peki, hakikate gireceğiz. Bu şeyleri araya telaffuz ettiriyorum. Belki yeni gelen birileri de varsa böyle, neler sokuyor bu derse diye. Mesin. Hakikat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Risalet-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam ile tahakkuk ettiğinden nasıl bu kainat onun risaletine gayet kuvvetli ve kat'i şehadet eder? Öyle de başta alem İslam,
bütün beşer, bütün zişur, cehennemden daha acı ve korkunç olan Adem'den. Cehennemden daha acı ve korkunç olan Adem'den. Hiçlikten, idam ebediden, fena-i mutlaktan kurtulmak için, cehennemde çünkü Adem var, oradan kurtulmak için buraya gelmesi lazım insan. Daimi, daimi aşk ve şevkle her zamanda ve cami mahiyetinin bütün kuvvetleriyle, bütün istidat lisanlarıyla, bütün dualar ve ibadetler ve ricalarının dilleriyle istedikleri hayat-ı bakiyi kuvvetli ve katı beşaret veren Risale-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam ve hakikat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam şehadet edip nevi beşerin medar-ı iftiharı ve eşref-i mahlukat olduğuna imza bastığı gibi her zamanda 350 milyon ehl-i imanın es-sebebül kel-fail sırrınca her gün işledikleri bütün hasenatlar ve hayırların bir misli Muhammed aleyhissalatu vesselam, Muhammed aleyhissalatu vesselamın defteri hasenatına girmesi ve o tek şahsiyeti Muhammed'i aleyhissalatu vesselam yüzer milyon belki milyarlar abidi muhsin kadar külli bir ubudiyete ve füyuzata mazar bir makam kazanması o zatın aleyhissalatü vesselam risaletine pek kuvvetli şehadet edip imza basar. Paragrafımız bu. Şimdi ilk şeye geçiyorum. Tabirleri doldurmaya çalışacağım ve dersimiz zaten bitmiş olacak. Bu kainatın sahibinin tezahür-ü rububiyetine ve sermedi uluyetine ve nihayetsiz insanatına küllü bir ubudiyet ve tanıttırmakla mukabele eden Muhammed aleyhissalatü vesselam. Şimdi ona giriyor. Uluhiyet, rububiyet, ubudiyet ve ibadet. Bu tabirleri şey yapıyorum. Ama atlıyorum. Rububiyet ne demek, uluhiyet ne demek? Atlayarak bütün esmanın faaliyetinin yekününe rububiyet. Yani Allah'ın esmasını koy tencereye koy karıştır. Allah canibinden gönder bu tarafa, onun bütünlüğüne rububiyet. Bu aynede gözüken ahlallık gayesi, Allah'lık yönüne uluhiyet denir. Yani Allah'tan böyle tecelli eden yöne rububiyet. 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 Rab. Şimdi değiştireceksiniz. Bu Rab. Rab. Rabbul Alemin. Esma-i Hüsna'nın böyle vurması. Mevcudatın ve insanın kafir mümin fark etmeden göstermesi, cilve, cemal, nakşı, sanat, ibadet. Kafir de ibadet ediyor. Yani fıtri. Müslüman ise o tecelli eden esmayı fark ediyor. Onu şuur ediyor. Ve o esmanın tecellisine bir ubudiyetle mukabele ediyor. İbadet fıtri yaşayış. Mesela ağacın ibadeti meyve vermesidir. Sığırın ibadet yapması süt vermesidir. Bazen diyorum ya, mesela ağacın ibadeti meyve vermesi. Meyve vermeyen ağaç sobaya. Süt vermeyen sığır kazana. Kar getirmeyen araba galeriye. Namaz kılmayan da cennete. Ben gülmedim siz dediniz. Şimdi bu Allah'ın Esma-i Hüsna'sını tecelli ediyor. Mevcudat, cilve, cemal, nakış, sanat olarak gösteriyor. Bu fıtri bir ibadettir. İnsan onu şuur ediyor. Az, fark, noksan, kusurun üzerine alarak ubudiyet yapıyor. İbadeti cami, ubudiyet, şuur. Onu lehine döndürüyor. Namaz kılıyor, ubudiyet. Bu namaz, oruç, dersler, sohbetler, helal haram kavramları aynedarlıktır. Bu aynedarlık bizim kurbiyettir, Allah'a yakınlık. Allah da bu namazımıza, orucumuza, helal haram yaparken bizim aynı ruhumuza mukabele ediyor. Mukabele etmek bizim ubudiyet cinsinden.
O Ayn Rumuz'daki mukabele edilen yön de uluhiyet. Uluhiyet, rububiyet, ubudiyet aynasında tezahür ediyor. Misali. Güneş. Temmuz ve Ağustos en şiddetli güneşin olduğu an düşünün. Ayna. Tamam mı abi? Ayna vurdu mu? Hatta bakamazsın. O kadar şiddetli zuhurundan ayna güneştir denilir. Çünkü baktığın zaman güneş. Esbab perest vahdet-i vücut ehl-i sünnet anlatacağım hem de buradan. Şimdi esbab perest bir baktı ki aynaya bakamıyor. Ayna gözükmüyor. Güneş, aa budur dedi. İlah budur. Bunun, bu gözüken güneşin arkasındaki zemin olan aynayı göremediği için hakiki güneşe gidemedi. Heme os dedi, her şey budur dedi. Esbab perest buradan çıktı. Neticeyi sebepte gördü. Güneş aynada gördü, aynayı görmedi. Çünkü güneş aynayı kapattı. Çok şiddetli tecelli ettiğinden. Bulunduğu yerden esbab noktasını aynaya, aynayı görmedi, güneşi geldi, her şey budur dedi. Daha ne arıyorsunuz Tanrı? Vahdet ve vücut isen Allah'a koydu pergelini, oradan baktı, aynayı görmedi o da. Oradaki güneşi gördü, her şey güneştir dedi. Her şey odur dedi. Vahdet-i vücut Allah hesabına esbabı inkar etti. Esbab perestler ise sebep adına Allah'ı inkar etti. İkisinin de vahdet-i vücutta esbab perestlerini görmediği yer ayna. Ehl-i sünnet ise esbabı, güneşi ve aynayı görüyor. Dördüncü bir vücut olan güneşteki, aynadaki güneşi görüyoruz. Ehl-i sünnet diyor ki şu aynada gözüken güneş aynaya ait değildir. E gerçi aynayı görmüyoruz. İman buradadır. İman gaybadır. Güneş zahirdir. Ayna gayiptir. Oraya iman ediyoruz. İman edince hakiki güneşe bizi götürüyor. İman-ı bilgayip böyle oluyor. Şiddet-i zuhurundan, azamet-i kibriyasından gizlenmiş olan o ey Zat-ı Zülcelal, ey Zat-ı Akdes. Yani şiddet-i zuhurundan ayna gözükmüyor. Aynayı görmüyor. Biz güneşi görüyoruz, hakikaten böyle misal anlatır mı? Hakikaten gözüm kamaşıyor. Böyle güneşi, güneş değil aynadır ama ayna yok. Aynayı tamamen sarmalamış. Esma peresif onu gördüğü için ne Tanrı arıyorsunuz? Aa budur diyor. Aa görmüyor musun? Neticeyi sebepte gördü. Vahdet-i vücut ise o kadar zata has-ı nazar etmiş ki her şeye bakmış, güneş, ha her şey güneş. Bir şey yok ki kardeşim aşağıda diyor. Hepsi güneş. Hepsi odur diyor. Ehl-i sünnet dedi ki bak, bu aynadaki güneş ondandır ama o değildir. Ne aydır ne gayidir. Burayı anladık değil mi? Üç tane mezhebi şey yapmış olduk. Şimdi haşa, güneşi Allah'a misal tecelli ediyor. Tecelli ediyor. Aynaya vuruyor. Aynada bir güneş gözüküyor. O tecelli etmesi rububiyet. Ayna, ubudiyet. O ubudiyet aynasında gözüken o güneş ama o değil. Ama ne aydır ne gayrıdır. Çatlaksa çatlak, tozluysa çozlu, renkliyse renkli güneş gözükür. Tam kendisi gözükmez. O aynadaki güneş senin uluhiyetin, aynadarlığı. Allah'ın rububiyetine karşı uluhiyet. Ubudiyetle gösterdiğin, ubudiyetle gösterdiğin uluhiyet. Yani senin aynanın temizliği kurbiyet. Allah da senin o iba aynanın temizliğine göre bir cevap veriyor. O senin de uluhiyete aynadarlığı. En az birkaç kitap hulasadır bu. Çok ders kullanıyoruz. Yani bir ders ama çok dersler kullanılıyor. Farkında olun. Şimdi devam edeyim. Bu aynada gözüken Allah'lık gayesi Allah'ın yönüne uluhiyet denir. Peki uygulayın biraz daha, zenginleştirin. Ayna şükür. Aynada gözüken güneş, semadaki güneşin ne aynısına gayet hamd. Hamd. Eğer sen semadaki güneşi unutursan,
zahirde gözüken güneş aynayla aynı dersen, hamd güneştir zahir, ayna batın olur şükür. O zaman şükür batın olur. Ama ehli marifet bilir ki bu aynada güneş gözükür. Ayna şükür, aynadaki gözüken semadaki güneşe aynı olduğunda hamd'dır. Hamd daha enfusidir. Şükür somut şeyler için kullanılır. Somut. Yani dış dünya, nisbi dünyada kullanılır. Hamd ise ulvi, enfusi şeylerde kullanılır. Hamd. Enfusidir. E diyeceksin abi, aynada güneş gözüktü. Aynada güzel görünüştü ama bu güneş. İşte incelik burada, hamdla şükür karıştırmamın sebebi. Ya abi, aynada güneş gözüktü. Aynadaki güneş zahir, ayna batın oldu. Ama şu aynadaki gözüken güneş aynanın zatı olursa ayna batın olur, doğru. Ama ayna semadaki güneşe aynalık yaptığı için bu zahir oldu. İşte dış dünyada büyüktür, küçüktür, soğuktur, sıcaktır, paradır, fakirdir, zenginliktir, erkektir, dişidir. Dış dünya ölçüleri nisbidir, bu şükür. Nisbi. İç aleme itibar denilir. Onun içsel alemine taşıdığın zaman itibar emirdir. Burada hamd var. Hamd içsel yapıdır. İçsel yapıdaki farkındalıktır. Devam edeyim. Pardon abi, şükür nimeti arttırır da ona bakacağız. Evet, şükür nimeti artırır. Güneş aynada yansıdı, rububiyet. Bunun arkasındaki gizli güneş, uluhiyet. Rububiyet zattan dışarıya. Es-salatu vesselamu aleyk. Veya elfu elfin salatin sat. Ve elfu elfin selamin aleyke ya Resulallah. Mesela elfu elfin salatin sat. Ve elfu elfin selamin aleyke ya Habiballah. Salat, insanla, mahlukla Allah arasına bakan yön. Salat. Allah'tan beşere yön olursa selam. Es-salatu aleyküm demiyoruz ki. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı. Salat, beşer yönü. Selam, Allah yönü. Yönü. Eğer karıştırırsan tefekkürünüz de karışır. Tamam mı? Mesela biraz daha şey yapayım. Cüz, kül. Kitap okuyan insanlarsınız. Buraya gelenler normal gelmez. Yani tek tük yeniler gelmişse başka. Kitap okuyan, kalem tutan insanların çoğusu. Biliyor. Cüz, kül. Cüz'i külli. Tabirlerini de ben doldurayım. Bu gelmişken. Karaciğerin cüz. Böbrek cüz. Bütün organlarıyla bir araya gelen kül. Bu somut için kullanılır. Diş dünya için kullanılır. Nispettir. Şükürdür. Ama her bir hücrede DNA'da ben varım. Cüz'i. Bütün hücrelerde DNA var. O cüz'ilerin toplamı komple külli. Yani mülk konuşurken, diş dünya konuşurken, somut dünya konuşurken kül cüz. Bütünün parçası. Mesela hava bir cüzdür. Su bir cüzdür. Ateş unsuru bir cüzdür. Hepsinin toplamıyla meydana gelen bir şey küldür. Çiçek. Şimdi bak bir daha. Karaciğer cüzdür. Böbrek cüzdür. Mide cüzdür. İnsan küldür. Tamam. Fakat bu ders benim söylediğim cüz'idir. Sizin içinize gitmiş külli oluyor. Yani cüz'i ve külli enfusi içsel alemin tabirleridir. Karıştırmayacağız. Abi insan cüz'i olmaz mı? İman o zaman kül olmaz mı? Yok. Şöyle. İman, insan cüz ise, bir parça ise nef küldür. İnsanlık küldür. Sen bir cüzsün. Ama senin imanın cüz'idir. Yani ama büyük bir insan var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, senin imanın bir mistona gitmiyor mu? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün müminlerin imanının toplamının küllisidir. O aynı dalı düşün yani. Ya nasıl bir insan ya? Nasıl bir rahat ya? Peygamber, ben bir soruyorum, her zaman sordum. Şimdi parmağımda su aksa. Bismillah diyorum. Ey ashabım,
develerinizi getirin, kabınızı getirin, için. Parmağından su akıyor, bu nasıl bir rahat ya? Baksana sen parmağına, su aksa ne yaparsın? Uzatırsana, uzat. Tefekkür ediyoruz, bak parmağına, bana bakma. Bak, bak yapabilen hissiyatın gelişmesi için yapıyorum. İş olsun diye söylemiyorum. Uzat bana, bak şimdi su akıyor. Su akıyor şimdi, şo 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 şo. Baksana kardeş. Bak öyle. Ha. Su akıyor şimdi. Su akıyor, su akıyor, su akıyor. İmanın ne olur? Şimdi diyorsun ki kes, kesiliyor. Tamam şimdi bana. Şimdi bu insan gayet normal. Bu nasıl bir iman ya? Bırak sahabelerin imanın artması, içmesi, içmesi. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam imanında ne oluyor ya? Böyle diyorum su akıyor. Ben la bir kere benim parmağımla su aksa ben kendim kafayı yerim ya. Ben kaçarım buradan. Ben kaçarım ya. Parmağında su akıyor. Nasıl bir insan, nasıl dengede tutturmuş? Hiç gayet rahat. Nasıl bir Allah'a teslim et? Çünkü bu olaydan daha üstün imanı var ki bu olay normal. Şimdi ilk defa gelen beni anormal gördüğü gibi. Siz normal görüyorsunuz. Çok tuhaf ya. Bir üst imanı var. Mesela plaja girip her şeyi seyreden adam gayet televizyonu gayet normaldir. Namazı terk eden adam rezilleri seyretmesi gayet normal. Yani üst günah, alt günah mubah yapar. Şimdi öyle bir iman var ki, iki tarafı da gösterdim, hayır şeri de gösterdim. Batını neye kastediyorum bilemem. Yani nasıl olur ya, ben bazen bakıyorum da böyle okuyorum onu kuzum mektubu. Nasıl akıyor? Ölüye diyorum mezarlığa, esselamu aleyküm ya le kubur, bütün cepse kalkıyor. Ve aleyküm selam aslan diyor. Lan kafayı yerim ya bu kere. Gayet normal. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz diye. Arkadaşlar, ya nasıl bir iman ya? Nasıl bir teslimiyet? Nasıl patlamıyor ya? Nasıl patlamıyor bu sistem ya? Yani peygamber bir tuhaf ya o. Devam edeyim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ancak öyle nefes alabiliyor. Anlatacağım ağaçta diyor. İnşallah dengem bozulmazsa. Çünkü peygamber bambaşka bir şey ya. Ruhu bambaşka. Aynidir bu alem. Aynı. Aynidir bu alem. Her şey hak ile kayyum. Ayna değil. Mirat-ı Muhammed'den Allah anlaşılır, bilinir, tanınır demiyor. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Zat-ı isimler tecelli ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bütün esma-i mazar değil mi? Bütün esmanın mertebe-i azamına ve ismi azama mazar değil mi? 24. sözde ne diyor usta? Diyor ki, sair peygamberler peygamberlik müddetince aldığı feyzi, kemalatı, fazileti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ayetten alıyor. Es-sebebül kelfayet sırınca bütün 124 bin enbiya, bütün peygamberler iman edenlerin imanı bit misli ona gidiyor. Bu adam dev oldu, niye geçti? Safa sürecek. Hayır. Bu kadar külli bir iman, Haşir meydanında makamı Mahmud verildiği zaman gel ümmetim, gel seni almadan gitmem diyor. Ulan ben olsam var ya seni dinleyeceğim he. Seni orada, ya ben ilk kere almadan cennete gitmem diyorsam vallahi yalan söylerim. Yalan. Çünkü niye? Peygamberler bile demeyecek. Nefsi nasıl diyecek ki o deşidi? Yalan kardeşim, ben ölüm sekerat anında dişim ağrınca seni mi hatırlıyorum? Baklava yerken bile hatırlamıyorum lan. Senin masa sofradayken seriye bağlıyor. Çorba ise senin rolantiye bağlıyorum ki siz de yiyin de çabuk bitsin de baklava. İftarlara gidince bari böyle şeyler, normal çorbalar gelince rolanti lan yiyetsin lan kalksın. İmam bayıldılar gelsin. Ondan sonra bakıyorsun seriye bağlanmış. Lan sofrada bile seni unuttum. Lan şimdi mi hatırlayacağım seni? Ne oldu bu? Siz de unuttuk. Bu olay da unuttu. Orada kayboldu. Allah. Güneş aynada yansıdı, rububiyet. Bunun arkasındaki gizli güneş, buraya okuduk. Geç Hasan. Onun sana verdiği fıtrat rububiyet. Bu fıtratın inkişaf hali uluhiyet. O zaman rububiyet istidada, uluhiyet ise kabiliyete bakar. Yani uluhiyet daha derin olduğundan dolayı karıştırılıyor lügatta.
Rububiyet Allah'ın esmasının tecellisi, hak. Hakikate bakar. Tecelli etti. Tamam. Peki insan bu esmaya aynadır. Öyle mi? O zaman insan kimdir? Sıfattır. Tamam mı? Yani, rububiyetin tamamı için trafo gerekmiyor değil mi? Şimdi anlatacağım şöyle bak, trafo dedin ya. Şöyle. Allah ezel ve ebeddir. Tamam mı? Şöyle ezeli şöyle zannediliyor, ustad diyor onu. İstikbalden hale, maziye dökülen bir şerit. Hayır diyor. Ezel, mazi, hal, istikbali bütün tutan bir ayna gibidir. Ezel ve ebedi ayıran kim biliyor musunuz? Celal, cemal. Rububiyet, uluhiyet. Ezel, ebedi. Ayıran kavşak insandır. Otobandan böyle gidiyorsun. Geri dönemezsin. Ancak altı yolda dönersin. Şimdi rububiyete karşı ubudiyetle mukabele edildikten sonra o ruhta gözüken Allah'ın uluhiyetine aynı darlık oluyor. Bak mesela aynaya geçtik. Aynada ben gözüktüm. Aslında bunu saçını tarmam gerekirken bunu tarladık ya. Peki ben aynada gözüktüm. Ayna mıyım ben? Aynada gözüken ayrı, ayna ayrı. Esma-i Hüsna mevcudat aynasında gözüküyor. Ayna nedir? Sıfattır. Tamam mı abi? Oradan karıştırıyoruz. Biz esmaya aynayız. Ayna nedir peki? Sıfat. İşte bu Allah'ın tecellisine, esmasına aynayız. Ayna olabilmek için, aynada bir şey gözükmesi için ayna lazım. Ayna sıfata bakıyor. İşte ben ubudiyetle mukabele ediyorum Allah'ın rububiyetine. Allahu Ekber. Ubudiyet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hissettiklerim uluhiyet. Kavşak. Rububiyeti uluhiyete dönüştürüyor. Ezel ve ebedi birbirine dönüştüren insan denilen bir kavşak. Zaten cami ayna. Yani böyle giderken böyle taşıyor. Böyle çıkarıyor, böyle çıkarıyor, böyle çıkarıyor. Sana bir şey sorayım mı? Esma dediniz, aynada gözüküyor. Ayna sıfat. Ondan sonra uluhiyet oluyor. Oradan yansıyan nedir? Esma sıfat. Bak şimdi. Esma vurdu mu? Sıfat. Ayna, ruhum. Ruhum benim ayna oldu mu? İbadet. Tamam. Şimdi sokacaksın da girmeyeceğim oraya. Şimdi bir yere soracağım ama şöyle de geçiştireceğim. Biraz düşürerek. Şimdi bana vurdu mu Esma? Bunu fark etti mi? Şuur etti mi? Buna bir mukabele ediyorum. Allahu Ekber. Ayna. Peki aynada bende çıkan o okuduklarım değil. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu başka bir şey. Ama bunu okurken bende uyanan bundan dışında bir şey. Bak, elhamdülillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbine hamdolsun deyince bende fikir, his, latife, hal olmuyor. Bu bundan dışında bir şey işte. Bu fiil ve elhamdülillahi rabbil alemin ayeti bende uyandırmalar yaptı. Bendeki uyananlar buna benzemiyor. O işte benim ruh aynasında mukabele eden, sen mi namaz kıldın, sen mi bana böyle mukabele ettin dedi Allah kurbiyetine, ben de sana orada bir feyiz veriyorum, bir kemalat veriyorum, o bendeki haleti ruhiyenin cimine uluhiyeti aynalık oluyor. Abi siz şimdi sizde bir rahatlama var, işte o buralı değil, o buralı olmayan mı uluhiyet? Gene bir de çaktı gene. Baktın ki şey konuşuyor. Ha? Öğrendi bayağıdır. Ha baktın ki. Kayyirinde şey yapıyor. Yani mesela ben doğru onu tekrar edeyim. Şu anda ders dinlerken bir rahatlık yok mu? Var. Yani bildiğin bir ahitlik var, armoni var, denge var, kemalat var. Bu halet cinsellikten gelmez. Baklamadan da gelmez. Yani bu halet-i ruhiye buralı değil. Şu andaki haletiniz uluhiyete, gözüken uluhiyet senin aynanda.
Allah senin fiiline ettiği mukabele bu. Bu seninle alakası yok. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bu arada bende bir gariplik olmuyor. Sen de veya namazda, bazı namazlarda. Peki bu gariplik nedir? Allah seni onayladı demektir. Peki gariplik olmayınca onaylamadım. Onayladı ama uluiyetin düşük. Tali yolda kalmaya devam ettin. Yani namazı namaz. Kurban çekirdeğinde meyveye kadar mertebe var. Yani şu andaki haletiniz dünyalı mı? Dünyanın cinsinde değil ki. Hap içseniz bunlar olmaz. Şu andaki bir armoni işte. Buraya geç diyorum, derdin kalmaz. Bu halet var ya, gündelik hayatta da taşınabiliyor. Düşüncelerinin eline bunu veriyorsun. Adamla bir teneffüs ettireyim, size rahatlatayım. Şakyamuni Buda Budizm. Yani Nissan, Isuzu, Tao, Tio ve Brahma Budizm gibi hep öğretilen dinin, daha önceki dinlerin bozulmuş kalıntılarıdır. Tamam. Şimdi adam rahatlamak için, bak ben size ana fikri söylüyorum. Belki 10 kitap okumanız lazım Budizm hakkında. Ne? Ana fikir şu. Gayret. Şimdi soğuktur, sıcaktır, kadındır, erkektir, ölüm var, bilmem ne var. Ya bıktım diyor ya bunlardan. Niye yabancı? Küldüm ben, kurtulalım. Her şeyden çıkıyor. Artık dönüyor. Bedensel hayatı yemiyor, içmiyor. Böyle fikirlerden çıkıyor. Boşluğa geliyor. Yani düşünme. 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 Bir boşluğa geliyor. O boşluğu yakalıyor. O boşluk onların tanrısı. O boşluğun adı muhabbet onların. O boşluğa yakaladı mı dışarısı var mı hiçbir şey? Yok. Ha bu töz, bu öz, bu us. Her lisanın tabirini kullandım. Bu boşluk, tamam mı? Bu bizde halet. Yani artık kadındır, erkektir, canım sıkıldı, ölüm var, kanserim, psikolojim, orada hiçbir şey yok, sıfır, tamam mı? Bu boşluğun adı muhabbet. Adamlar muhabbete tanrı demişler. Oysa Allah'ın sıfatı. Ha, şimdi buna nasıl varılıyor bizde? Ya baki, entel baki, masiva fanidir demiyor alakaya. Attıkça sende bir boşluk geliyor. Ya boşluğu doldurması lazım. Budizm bunu dolduramadı. İkinci bir tabir de var. Ya baki, entel baki. Bir. Boşluk oldu. Ya baki, entel baki. İkinci, o boşluğu dolduran. İşte muhabbet Allah'ın sıfatıdır. Onu kısmen yakaladı. Kainatın bir sebebi vücudu muhabbet ya. O Allah'ın sıfatına, o bir boşluğa mükemmel enfüse dönmüş. Onu çarpmış yani seansla, transla oraya varmış. Tabii ki varacak, batılın da bir şeyi var. Şeytan orada ilaç yaptıracak. Oraya bir boşluğa geldi mi? Orada kimse var mı? Yok. Ha, sen şu anda ilahsın. Arayan da, aranan da sensin. Oraya geldin, onun adı muhabbet. Muhabbet ilahtır. Budizm'e göre. Ha, orası ilah. Biz ise onaya, ya baki entel baki, boşluk. Ya baki entel baki, doldurulan. Ancak sen bak. Birincisinde ya baki entel baki değmiyor, baki değil bunlar. At bu tarafa, at bir boşluk geldi. E boşluğu biz de düşeceğiz içine. Boşluğa. Bu sefer Allah ile doldur. Entel baki, sen bakisin. Aynı tabi. Gel. İkisi de aynı, üçü de aynı ama bir üçüncüsünde şiddet var. Geçen kardeşim işte, ben sana görmüyor musun? Araba muavinlik yapıyorum. Veya geniş. Geniş. Ha? Aynı onun gibi yani. Ya bak, zahide tekrar Subhanallah. Hepsi değişiktir. Şimdi, Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın rububiyetine en cami bir ubudiyetle mukabele ettiği için onda gözüken uluhiyet sıfatı en camidir. Mesela burada diğer peygamberler sadece asırlarını görüp peygamberin bütün asırları bir anda mı? O daireye mi çıkmış? Esmanın, her bir esmanın bütün meratibini fikredip hissedip
mazhedip zevkeden bir şahsiyettir. Bütün esmanın. Mesela İsa Aleyhisselam hangi esmayı mazardı? Kadir. Ha? Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün esmaya azami derecede mazar. Huzur esmasına da mazar olduğu için onda hiç gaflet olmuyor. En azami derecede. Mesela burada işleneni orada görüyor. Oraya ile buraya bakıyor, buradan oraya. Aynı anda. O zaman niyatta yapamıyor işte. Bir insan hata hassasız olabilir mi? Olamaz. Var, olamaz. Hiç kimse olamaz, hatası olamaz. Bunda hata yok. O zaman o zat ki peygamber hatasızdır. Nasıl oluyor? Oraya ile buraya bakarken mesela şöyle. Bunu koyacağım, nereye koyacağım? Böyle size böyle mi daim gözüküyor? Böyle mi? İleri götür. Biraz sağ. Çirkin gözüküyor burada. Biraz da ileri al. İleri al. Sağ. Öyle dursun. Buraya hükmederken oradan bakıyor. Peygamber de suyu yem şöyle iç. Yemeği böyle yap. Sağdan kalk. Tuvalet böyle git. Bana bak Hasan. Tuvalet öyle gitme. Bak ben yaptığın yerde işeme. Çok cinler şeytanlar mı sana oturma. Şöyle oradan bakıyor. Şu her şeyde mükemmel olamaz. Oluyorsa oradan bakıyor. Çünkü olamaz ya burada bu. Adetullah çalışıyor. O mükemmel olduğuna göre zahiri batında, batını zahirde görüyor. Aynı anda evvel, ahir, zahir, batın isimleri azami derecede mazar. Ben bir insanı yüceltmiyorum. İnsan çok büyük. Sen insan zannediyorsun. İnsanlıktan yukarıdadır insan. Sen insan zannediyorsun. İnsanlıktan yukarıdadır. İnsanlık sana verilmiş, sen kimsin? Ondan bahsediyorum. Bir insanı yüceltmiyorum. Sen de büyüksün. Sana ne verilmiş? Gömlek. Sana ne verilmiş? Atlet. Sana kazak verilmiş, ceket verilmiş, palto verilmiş. Ama sen başka bir şeysin kazaktan. Sana vücut giydirilmiş. Sana hayat giydirilmiş. Sana insaniyet verilmiş. İnsaniyetinize ne oldu demiyorlar mı? Olan insanlığın kurusuna. İnsanlığını mı kaybettin lan? Demiyor muyuz? İnsanlığın yok mu lan? İnsanlığın öldü mü? Ha. Kimin? Senin insanlığın yok mu? İnsanlık başka bir şey. Ben başka bir şey. Siz insan zannederseniz peygamberi çok yüceltiyor. İnsaniyet verilmiş. Peygamberlerin en büyük vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Bab-ı insaniyet ismi hakkım cilvesidir. İnsan abi, rububiyet hem de etmeyene... Evet, aynen. Peki, rububiyet ve rububiyet imanda yapamadıyoruz. İman olmayan nedir? Ha. Şimdi rububiyet, kafir, mümin, gübre, gül hepsine tecelli eder. Kafir, mümin fark etmeden sığır, armut, domuz, kafir, zındık, Alman, Fransız, Türk, şu Arap ibadet eder. Yani fıtri yaşayışlar ibadettir. Bu ibadetleri iki vakit arasında cem edip, fark edip, farkındalığa gelip, şuuru iman ile o ibadetleri, mevcudatın ibadetlerini, kendi yaratılışını, farkındalığını ubudiyet olarak gösterir. Müslüman ubudiyet eder. Ubudiyetin için ibadet de var. İbadette sif şey yok. İbadette ubudiyet yok. Namaz, oruç ibadettir. Ölünce biter. Ubudiyet bitmez. Ubudiyet kulluğun ifadesidir. Yani ubudiyetin ruhunda, özünde, hamurunda az, fark, noksan, kusur var. Bunu fark ettiğin anda zat tecelli ediyor. Kafirin ibadeti var, ubudiyeti yok. İbadeti var, ubudiyet yok abi. Uluhiyet hiç yok. Ne alakası var? Ubudiyette gözükür. Kafirde rahim yok. Rahman var. Abi şey karışıyor biraz da. Hakkın herhangi tabi. Biz hani boş çıkmamamız lazım buradan. Ben kendi adıma söylüyorum. Hani şimdi orada üç tane terkip var abi. Tezahür, rubiyet, serbedi, rubiyet ve nihayet istanat. Bunlar Allah cehaletinden mevcudata, mahlukata, masivaya bakan şey. Şimdi ruhiyet bizde nasıl gözüküyor? Biz bu ruhiyet... Ben sabahtan beri onu anlatıyorum nasıl abi, gözüküyor. Abi işlemiyor abi bende. Biz egzoz yaptın sabahtan beri. Abi saltanat ve ruhiyetine isyan edenlerin mücazatı, itaat edenlerin mükafatı var diyor. Külliyatta bir takım yerler dedi. Mesela eskiden şirk ruhiyetten gelirdi. Şimdi ruhiyetten geliyor. Tehlike daha var gibi üstad mesela. Şimdi üç tane... Onu... Anladım. Yani kafa basmıyor abi bende. Tamam.
zaman olacak. Bak bir tane, üç tane şey söyledi. Tezahür-ü rububiyet dedi. Bir. Sermedi uliyet dedi. İki. Nihayetsiz ihsanat dedi. Mektubat 12. mektupta üç tane de şey söyledi. Şimdi dedik ki, bak, Allah bu mevcudatı yaratıyor. Güneş. Güneş vuruyor. Bir tanesi çiçek oluyor, bir tanesi armut oluyor, bir tanesi ot oluyor, bir tanesi tüy oluyor, koyun oluyor. Hep mesela odun oluyor. Odun da donmuş güneş. Güneş. Nihayetsiz iş yapıyor, bir iş bir şey mani değil güneş. Tamam mı abi? Bu rububiyet. Allah'ın böyle vurur. Güneş Allah olsa aşağı. Fotonlar rububiyet. 7 tane renk var falan. Bu eşyanın programı da bu bizim ubudiyetimiz. Bunda ortaya çıkan çiçek, koku, renk de uluhiyet. Bizim aynamızda gözüküyor. Bizim bir özelliğimiz yok. Aynada gözüküyor. Aynada güneş gözükse, aynada güneş gözüktü diye güneş aynanın değil ki. Tamam. Yani şimdi biz Allah'ın bu kadar nimeti var. Beni içlikten çıkarttı. Taş yapmadı, ağaç yapmadı, hayvan yapmadı, insan yaptı. İslamiyet'te müşereflendi de dini cemaatleri nasip etti. Herkesin dini cemaati en doğrudur. Onu nasip etti. Şimdi bu kadar nimetler. Biz bu kadar yaratılış ücretlerini dergâh-ı ilahiyede ubudiyet olarak Allahu Ekber rububiyete ubudiyetimle aynayım şu anda. Aynen. Allahu Ekber. Aynen. Ayna devam ediyor. Şimdi uluhiyeti anlatacağım ama daha gelmedi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Bende çıkan fikir. Bende oluşan his. Hale. Veya hiçbirisi. Hareket. Hepsi ubudiyette gözüken uluhiyet. Ama sen tabi tefekkür ederek mesela ulan ne oldu ya, o gitti bu gitti ya, tamam yapar şunu, Allahu Ekber. Uluhiyetin olmuyor tabi. Sırf böyle ibadet, ubudiyet oluyor. Ubudiyet oluyor. Ama ubudiyetin içinde bir uluhiyet var. Hani ubudiyet bir şeydir, harekettir, eylemdir. Aynadır. Farkı. Ha, bu zaten ibadette kalkmam lazım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Kafir niye kılmıyor? He? Kafirin fıtri yapısı, gözü çalışıyor, kafası çalışıyor, eli ayağı çalışıyor, ağaç meyve veriyor, bunlar ibadet. İnsan bunu fark ediyor, farkındalığa geliyor. Ha bu böyle olamaz diyor. Yani bu kadar mevcudat bana karşılık vermedi mi? Bana niye çalışsın? O zaman iki vakit arasında, sabah ile öğle arasındaki o yekün Allah'ın tecelliyatını, Allah'ın nimetini fark edip farkındalığa attı potaya. Allah Allah, şu nimete bak ya, nefes alıyorum, akciğer bak, sorun değilim, kanser değilim, sakat değilim, aç değilim, açıkta değilim. Tamam. Bunları böyle düşündü veya düşünmedi ama düşünmesen de olabiliyor çünkü Allah'ın böyle merhameti var. Allahu Ekber. İki vakit arasında bu tecellileri, bu nimetleri farkındalık manasına gelen ubudiyette ifade ediyor. Şimdi ben bunu kılarken, egzoz yaparken sen hissettiklerinde namazda durduğunda aynı değil. Ha senin namazda gözüken uluhiyet. Onun rububiyetinin şuuruna farkına varmak mı? Fark edip fiile dönüştürmek. Fark ediyorsun, ben kulum, Allah haliktir. Fark ettin. O uluhiyet orada başlıyor. Ya, tabii. Yok, fark ettin, eyleme dönüştürdün. Namaza dönüştürdün. Namaz ubudiyet. Ha bu ubudiyet aynasında artık mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Belki manasını bilmiyor. Mesela Errahman Allemel Kur'an Halakal insane Allemehul Beyan. Manasını bilmiyorsun. Tamam. Ama sen o mananın dışında hiç o manayla alakası olmayan böyle tatlı şeyler oluyor. Huzur geliyor. Huzur geliyor. O ubudiyet aynasında, aynada gözüken seninle alakası yok. Allah kendisini sana araladı. Şu anda seni memnunum diyor. O Allah'ın uluhiyeti gözükmesi. Sende gözükmesi. Uluhiyet gözüküyor. Ben bu kadar izah ediyorum. Allah razı olsun. Uluhiyet değişken midir? Uluhiyet değişkendir. Ta
Tabii, derece derecedir. Mesela diyelim ki bu dersten çıktın, yatsı kılacaksın. Bir de fabrikadan şimdi bildiğim için, müdürlükten şunu ne bu ne olan ne yaptın evlat falan. Hadi bir namaz geçiliyor falan. Allahu Ekber. Le ortaya çıkacak, sende gözükecek o halin. Bir de bu dersten sonra. Elif, Lam, Mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Değişik olmaz mı? O uliyeti miktar şu. O anda fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek, yoğurmasın bütünlüğünde sende bir halet olur böyle. Tatlı bir hal. O senin ubudiyet aynında gözüken, seninle alakası olmayan ama Allah sana onaylamış gibi olan uluhiyet. Mesela başka bir örnek vereyim. Adam sabah kadar iskide çalışıyor, su. Su basıyor. Suyla işi gücüyor. Ve eğilip kalkıyor, su pompaladı. Ama namaz kılmıyor. Geliyorsun suratı kara. Adam sabaha kadar yatıyor, suyla hafif temas ediyor. İski gibi değil. Bir iki dakika temas ediyor. İki dakika teheccüd kılıyor, suratı ayna gibi oluyor. Lan eğer hareketle ve suyla suratı beyazlaşsa, iskici daha beyaz olması lazım. Yine bir ilastan doğuyor mu? Bugün, temiz edin. Bugün Allah'ın hikmeti 15 günde bir ihlas niye okunuyor diye Allah ikram etti bana bir tane var. Çok mana var, çok çeşitleri var. Bir tane ihlas deyince, bir tanesi de şu. Allah 15 günde bir ihlas okunmasının bir hikmetini şöyle anladım. O ihlas risalesinin tamir ettiği haletler, duygular var ya böyle menfi, haset, gıybet, kıskançlık, ben merkezli. Onlar insanın sistemini bozuyor ve psikolojisini bozuyor. Onlar. Onları tamir edersen rahat olursun. Onları tamir eden ihlas risalesidir. Haseti, gıybeti, hani çekememezliği. Efendim abi bir şey. Allah razı olsun. Amin abim, Allah senden de razı olsun. Yani psikolojisi insanın düzelmesi için yöntemdir o. Ben biraz psikolojiciyim ya. İhlas risalesi miyle psikoloji diye anlıyorum. O insanı sistemini bozan, dengesini bozan, birbirine geçiştiren, kaos yapan, hasettir, gıybettir, iftiradır, şunudur, bunu kıracağım, dökeceğim. İnsanın sistemini bozuyor. O düzelmedikçe huzur yok. O nasıl düzelecek? İhlas risalesindeki 4 tane düstur. O da düzelince, o düzeltince insana huzur oluyor. Ola nereden nereye geldik şimdi? Şimdi, bu daha devam ediyordu ama ders bitti ama şunu şey yapacağım. Ağaç, hayal edin. Bir su içeyim anlatayım şimdi. Peygamberimiz kim? Aleyhissalatü vesselam. Toprak düşünün. Tamam. Çiçeği alınır mı? Çiçek. Ha. Bu toprak. Burada çekirdek var. Tamam mı abi? Burada da bir meyve var, meyvenin içinde çekirdek var. Tamam mı abi? Bu toprakta bulunan kökün altındaki çok çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi. Evvelü mâ halakallâ nurihi. İlk önce benim nurumu yarattı. Bak. Toprağın içinde, ağacın kökünde bulunan çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi. Allah Resulü diyor kendisine sallallahu aleyhi ve sellem, ilk önce benim nurumu yarattı. Bu, ağaç yokken. Sonra, bu çekirdeğin ne aynısıdır, ne gayrisidir, diğerlerinde de sirayet etsin, meyvenin içerisine aynı çekirdeği koydu. Koydu mu abi? Heh. Bu meyve, Risalet-i Ahmediye. Meyvenin içerisinde bulunan kökteki çekirdek mahiyeti Ahmediye. Bunu dinlersiniz, yazarsınız. Ama işte detaya girmeyin bir daha. Çekirdek Nur-u Muhammedi. Meyve Risalet-i Ahmediye. Ağacın zahirisi Hakikat-ı Ahmediye. Muhammediye mi? Hakikat-ı Muhammediye. Hakikat-ı Muhammediye. Ağaç. Bu ağacın maneviyatı işlevi mahiyeti Muhammediye. Komplesi şahsiyeti Muhammediye.
Bir daha. Üç defa yapacağım. Çekilir, çekilir. Şöyle döndüm şimdi. Eğilmeden bakın. Çekirdek. Anlamadığınızı lütfen sorun. Sabaha kadar çeynemi bile yırtarım, hiç endişeniz olmasın. Çekirdek. Nur Muhammed abim. Meyve ve içindeki çekirdek dahil. Meyveyi tek düşünme. Çekirdeği de tek düşünme. Meyve bütünlüğü. Risalet-i Ahmediye. Tamam abim. Ağacın zahirisi hakikati Muhammediye. Ağacın içerisindeki mana var ya, yani sistem, program ve çalışma. Nedir o da? Mahiyeti Muhammediye. Şey, Muhammediye, evet. Bunu şey diye ayırmıştık abi, maddi hayat Muhammediye. Sonra ayırırız. Karıştırma. O aynı zamanda. Bir, ağacın zahirisi hakikat-ı Muhammediye, ağacın maneviyatı, içindeki sistem mahiyeti Muhammediye. Mahiyet. İkisi de mahiyet. Mahiyeti Muhammediye, mahiyeti Ahmediye. Tamam abi, kaç etti? Bir, iki, üç, dört. İkisi, dördünü koy tencereye, karıştır karıştır karıştır. Onun adı şahsiyeti Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Peki sen kimsin? Kimisi yaprak, kimisi çiçek. Onun varisleri meyveler. Ebu Cehil de, bu kurumuş da. Kurumuş. Bitmiş. Ne işe yarayacak? Ancak yanma işe yarar. Tamam. Kimisi yapraktır, kimisi çiçektir, kimisi kokudur. Tamam. Yapraklara şey diyor, meyveye insan deniliyor. Çiçeğe çiçeğe şey deniliyor. Evliyalar. Asfiyalar. Ondan sonra diğer müceddi mezhep şeyleri yaprak. Biz de bunları teşkil eden zerratlarıyız. Ondan sonra buna güneş lazım. Güneş lazım. Devam ediyor dersim. Buna güneş lazım. İmanın ziyası. Bu güneş Allah. Oradan gelen foton iman. Tamam. Buradan yağmur lazım. İslamiyet suyu. Burası ubudiye toprağı. Farzlar, haramlar. Toprak, farzlar, haramlar. Muamele yapacağım. Ekeceğim, şey keseceğim, buduyacağım, su koyacağım. Şunu yap, bunu yapma. Muamelet-i kimyeviye de Kur'an'a ittiba. İmanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında evamir-i Kur'an'a intisal ederse dar, karanlık, soğuk ve kimsesiz alemi, şu toprağın altındaki çekirdek geniş ve nurani bir aleme, dünya yüzüne şeceret sağlayacaktır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şöyle dört tane şahsiyetleniyor. Bir de buna diyor Osman, onu da söyle ki abi diyor, kitap okuyanlar var. Bu ağacın zahirine maddi hayatı Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Bunun programına içerisinde manevi hayatı Muhammediye aleyhissalatü vesselamdır. Tamam. Onun dışında hiçbir şey yoktur. Benim nurumdan yaratıldı dedi. Kafirler bile onun nurunda yaratıldı. Vallahi ben nasıl bir imansa Ebu Cehil de benden yaratılacak, bana düşman olacak. Ama keserdim ya onu, atardım öyle. Ama o da lazımmış. O kadar kamil ki lazım olduğunu biliyor. Çünkü Ebu Cehil'i şeytanı kaldırın, sistem işlemez. Abi patlayacağım, sormadan duramayacağım. Lütfen şunu da sormak istiyorum. Şimdi insan ayna olabiliyor değil mi abi? Evet. O buna ancak. İşte tamam, insan ayna oluyorsa insan bir şeyin parçası. Bir yerden kopmuş ki ayna olabiliyor. Yani Allah-u Teala'dan gelmişse eğer biz, Allah-u Teala'nın da ayna olabilme kabiliyeti yok mu? Aynen. Şöyle ama, ona parça demeyeceğiz de, Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah karar verdi. Mahlukatı yaratacağım. Bir yere tecelli etti, çekirdek. Bunun adı Nur-u Muhammedi. Bu Nur-u Muhammedi, esma ve sıfat ve şuunatın macunu. Tamam mı? Hamuru. Hamur. Hiçbir şey değil. Ondan sonra ondan infilak ettirdi. İlk önce Kab-ı Kavseyn, Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş,
cennet, cehennem, daire ilim, ana kroki, daire ilim, daire hayat, kürs, lef-i mahve, ispat, yedi kat sema, alemi şehadet, ama komplesi 18 bin alem. Bunu yarattı. Dedi ki benim kanunumdur, çekirdekten ağacı çıkarıyorum, tekrar o çekirdeği sonunda görmek istiyorum. O Nur-u Muhammed'i buradan çıkarttım. O Nur-u Muhammed'i, bu peygamberimizin bak, Ahmet'ti bu meyve. Ahmet bile Muhammed'den yaratıldı. Bu çekirdeğin adı Ahmet değil. Onun için camide Allah ve Muhammed yazıyor. Allah yerine Rahman, Rahim, Kerim yazsan olmaz. Muhammed yerine Beşir, Ahmet, Tayyip isimleri ya peygamberimiz. Ondan sonra Mustafa yazsanız olur, olmaz. Muhammed insanın ismi değil. Bu çekirdeğin adıdır. Onun için Vehhabiler bunu bilmedikleri için isim koyup şirk yapıyorlar diyor. Allah zata baktığı için Allah'lık hakikatin simgeler mihraptaki Allah. Muhammed ise varlığın çekirdeği insan ismi değil o. Muhammed insan ismi değil ama bu meyvenin içerisinde kökteki çekirdeği taşıdığı için Muhammed onun için dermiş. Bu meyveden çekirdeği çıkarırsanız Ahmet olur. Ama bu çekirdek burada olduğu için bu çekirdeği kastedersen Ahmet'in içinde Muhammed var. Tamam mı? Şimdi sistem durdu. Hiçbir şey anlamadım. Abi ben şunu... Tamam tamam şu sorun. Yok yok hayır şöyle özetlemek isterim abi. Rububiyet vuruyor. Vurdu. İnsandan aynadar oluyorsun. Ayna oldun. Ubudiyet ile uluhiyet olarak eğer ubudiyet... Aynasında. Yok, aynasında. Uluhiyet... Gözüktü. Gözüktü, vurdu. Onun tekrar dönüşü rahimiyet mi oluyor? Abi. Yani onun bir de dönüşü var. Rahmanla. Şimdi bak. Tamam. Şöyle. Ne anladıksa. Şey. En azından işaret etti bu manalara. Elhamdülillah. Biz buranın içindeyiz. Yaprak dedi ki. Şu yaprak. Ben varım. Aşağıdan çekirdek vardı. Ben siz kendini ifade edemezsin. Ne kadar isyan etsen, ubudiyetten çıksan, ibadet yaparsın. Güneşin ibadeti de var, kafirinde. Sistem çalışıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şahsiyet-i Muhammediyesindeyiz. Kainat böyle çalışıyor, tamam mı? Böyle çalışınca, evvel ahir, böyle basit şeylerle gitti, geldi. Onlar, biz, o cemaat, bu cemaat. Kadındır, erkektir, televizyon seyredeyim, maçta meşgul olayım, psikolojim bozuk, param iyi değil, araba lazım. Lütfen bunlarla meşgul olmayın. Bu hayat için peygamberlik gerekiyordu. Buraya gelmek için. Ey Ademoğulları, tavziftir. Öyle, evet, beşeri ihtiyacımız, çoluk çocuğumuz ihtiyacımız için çalıştığımız kazanacağız ama. Arabayı alacağız, oraya koyacağız, buraya koymayacağız. Tamam. Yani bozuldu Murat. Artık enfusa geçin yani. İçsel aleme geçip hakikati fark etmek lazım. Ne sıkıntınız olursa olsun, ne derdiniz olursa olsun cevabı şudur. Kendini tanı. Aslına dön. Kapıda durma. Gölgelikte de durma. Sıkıntı bu sefer kenarların eteğini ıslatıyor. Gir içeriye. Dışarı. İçeriden bak. Buradanla meşgul olma. Hazreti Ali'nin sözüyle diyorum. Ya Ali çok sıkıntılıyım dedi. Radiyallahu anh. Nasıl böyle acayip olmasın ya? Bu insan normal değil ki ya. Diyor ki çok sıkıntım var, derdim var dedi. Bu da diye sahabe. Dedi ki ya filane dert seninle mi doğdu? Yok dedi. Seninle de ölmeyecek dedi. Meşgul olmayın. İçe dönün. Psikolojin bozuk. Dışarıdasın da onda. Hala niye ileri gitti, böyle gitti? Hala yağmur yağdı. Sen bana öyle dedin. Allah Allah ya. Şöyle yapıyorsun, böyle yap. Bunlarla meşgul olalım. Desinler, çevir yüzünü git. Sıkıntın var. Dön içeriye. İçeriye dön. İçeriyle meşgul ol. Sana ne diyor? Ölüm bedenseldir. Hayata ve ruha ölüm yoktur. Küllü nefsin zayikatı mert. Ölüm onadır. Bedeni yaşarsanız öleceksiniz. Siz kendiniz yaşarsanız teris edeceksiniz. Ve şehit olacaksınız. Ölüm hissetmeyeceksiniz. İnan bana.
ölümü hissetmeyecek. Eğer ölümü hisseden olursa o anda vay ya sana böyle dedin ama yazıklar olsun o anda de bana. Hatırlayabilirse tabii. El Fatiha.